Yama analizi yapıldı mı? Vallahi hep şeyler, yeni pikler deniyoruz işte. Hep değiştire değiştire. Yorumlaya yorumlaya oynuyoruz. Genel bir yorumum yok şu ana kadar. Oyunda ekstra bir yavaşlık yok. Tanklar kesmesi imkansız gibi durmuyor. Okey gözüküyor şu an aslında. Daha iş lazım ama üzerine çalışmaları lazım yani. Böyle little tempolu bir şeylere devam etmek istiyorum aslında. Kraken, PD kasabileceğimiz. Ash de onlardan biri normalde. Ash bir tane oynadık ama kötü geçti. Ashe'den dolayı değildi gerçi, oyundan dolayıydı da. Varus mu? Ama su hiç solo queue çarı değil o da ya. Tabi sizi dinleyip bir Zeri deneyelim o zaman. Kaybedelim sonra. Eti dinlediğimiz için cezalandırılmamız lazım. Buna statik Naori falan aynısını gidebiliriz herhalde. Öncesinin. SQV, Cosmic veya Cashback. Veya Jack of All Trades. Lucian Karma bot lane mi? Bir arkadaş diyor ki bu kadar item nerfinden sonra Jack of All Trades değerlendi gibi, ne dersin baba? Bence de doğru. Bu erkenden 5 AD verebiliyor sana durduk yere. Güzel bir özellik. Haste'den Zeri hiç yararlanmıyor, o yüzden scale tarafına bakayım diyorum oyuna, ama bu da güzel bir ürün bence. Aslında early game'den ziyade bir itemlar nerflü. Early'deki o küçük itemları alması daha kolay aslında şu an. Cashback daha değerlenmiş olabilir hatta itemlar pahalı diye. Çok tank var mı? Sırf bu var. Statik Navari alsak Ornn'u kesmeye damage yeter mi acaba? Build'inden emin değilim bunun. Bunlar fazla herhalde burada, yoksa bu geliş ne yani? Anlamıyorum. Drow'uma karşı geliyorlar. Vurduğunuz yer sakat. Ward'lu olduğu belli ama oranın. Yu nasıl kaçırdın oğlum lan? Sıkıntı yaratabilir de o Q'yu kaçırmak. Bunlara hiç dokunmasak mı ya? Kuşu almak imkansız. Olacaklar. Ward'ları bitti. İkinci ward blue'ya atıldı. Bu adamların ward'ı olmamalı. Biraz hastalıklı duruyor burası Braum. Ona. Bravo. Var mı daha? Üf ya. Bir tane minyona gözüktüm galiba. Kill alıp kaçabilirdim belki. Dokunma. Gelsin bize.
Allah Allah, oto hatamı vuracak gibi yapıp iki defa vurmadı kankacar. Braum iyi deniyor ya beni savunmaya. Gidelim buradan bakalım. Hayır. Çok kötü eğimledim. Düğüm bassam W'ye belki bir şey çıkardı oradan. CS durumu nasıl? Vallahi okey ya. Yüksek baskılı bir laning oldu. Arma yine botla mı çıkacak bakalım. Ben pushlayacağım burayı. Lan. Tamam. Nerede? Tüh lan frizlenmedi. Ne? Cık. Ya beni yormayın abi, öyle bir şey yok ya. Gözlerim mi kör amına koyayım ya. Vardan kayamadık bak şimdi de. Bir daha. Bu kadar girmişken alalım o kili. Manamı verdim. E harcamayayım, base'den gelince şey yapayım. Manası yeni geldi. Tekrar statik deneyelim bakalım. Wave clear'ımıza yardım etsin. Damage'ı da lethal tempo vurur umarım. Şöyle bol atak speed şeyler yapalım. Yanına bunun böyle ne bileyim runağındır, navaridir bir şey. Ordum yok. Ne yapacağız şimdi? Ben oynayayım, değiştireyim diyorum. Daha yeni Drake aldılar tabi, biraz korkunç durum. Geri değiştirmek için. Birileri geliyor. Gelme be İpe. Biliyor musun? Yok salakmış. Pardon kanka. O kadar basit yakalandı ki. Benim bait bu ya. Bu ne amına koyayım? Uyut.
tuttular bize. Asya vuramadım. Ölme. Alıştırma o kafayı. Hı. Gidiyor mu bizim çocuk? Gidiyor. Değil mi it? Yakındı yine. Tebrik ederim o yüzden. Normalde yakın olmaması lazım. Pasifin başkasıyla çalışıyor çünkü. Little Tempo yerine Fleet olsa ölmüyormuş adam. Enteresan vallahi. Bakalım. Ne oluyor orada? Navori yapıyor. Artık zaten move speed'ler de çok nerflü. Navori ile bari dash falan resetleyeyim yani. Olmuyormuş demek. Atayım niye sekmedi ona ya, yakın da. Flash attım. Şöyle. Tamam mı, salalım mı? Tutmanızı tavsiye ediyorum. Niyeyse hiçbir şey tutmuyor. Kayın, şimdi spear yiyeceğiz değil mi? Bilt oldu galiba. Item'lar hafif nerf yedi. Attack speed 5, buradan 5 daha, 10 attack speed 5 AD kaybettik. Bu da biraz daha pahalı, move speed az. Şimdi shield bow alırsam, shield bow'u hiç nerflemediler. Buradan kazanıyoruz. Nerf'ü dojluyoruz. Oğlum fiddle değil mi lan bunun şeyi? 5 artı fiddle değil mi bunun? Aa bizde fiddle var. Oğlum Skarner'da bug oldu falan zannettim lan. Fiddle var bizim takımda. Gidiyorum beyler. Dur. Girin bana, saygısızlık yapıyorum size. Görmüyor musunuz?
Geç fark ettin oğlum. Ne oluyor lan? Bir de vurmuyor gibi. Sonra birden tek atıyor. Ultisiz boşver işte ya. Hep hikayesi böyle oluyor genelde şarın. Bir de yetişememe problemi oluyor bazı durumlarda. Eskiden Ghost alınıyorken öyle bir problemi yoktu da. Artık pek move speed falan da stacklenmiyor galiba ultiden. Nerede oğlum takım? Uyuşuk oynuyorlar. Bir şeyler yapmamız lazım bu kadar öndeyken. Buradan bir atlayacaksın aslında. Hayali saç beyazlatır. Adam V'yi bir temizliyorlar. Wow, aynen Daedo Spear. Kayıp mı oldu lan? Aaaa! Flash attı uç. Tüh ya. Biraz shutdown düşürdük ileriye. Aynen bayağı fazla düşürmüşüz hatta. Ne kasmalı? BT mi alsam? Kendimi korumak en değerlisi olacak gibi geliyor böyle sustainli falan build yapmak. Infinity oyunun en sonu yapmayı düşünüyorum yani 6 item'a gidersiz. Statik yerine falan yaparım. Infinity en overrated item şu an bence. O kadar değerli değil diye düşünüyorum. Kim var burada? Syndra var belli. Hadi hadi kazanın burayı. Çok kötü pozisyondalar. Hadi Ekko. Tamam. Ah CC yemeden karmayı halledebilsem. Bir K daha mı verdik? Harbiden oğlum ikinci bir K'yı nasıl verdim? Arka arkaya. Aa bende sıfır ölüm varmış şu ölümlerden önce. Neyse sende var kanka, gelmem lazım buraya. Siktir ya.
House kontrolünden gittik Rıza Baba. İzin vermediler. Ona da kesecektim. Braum bayağı iyi oynuyordu bence. Beğendim. Hoş bir Braum'du. Support problemi hiç duymadınız mesela bu oyun benden. Support'a sövme falan filan. Güzel de damage çıktı. Vallahi fena gözükmüyor ya. Ne durumda alırsın gerçi bilmiyorum. Mobil, hyper carry sayılır herhalde bu çarda. Item'ları az nerf yedi ama pasifi de nerf yemişti daha önce. Güzeldi ama. Rune'un geri gelmesi bunu da iyi hissettirdi char olarak. Jinx de mesela tempoyla daha iyi hissettirdi. Gotta put up a sunshine.